O teröristlerin yaktığı, yıktığı evler de yapılıyor. Hizmet gördü vatandaş orada. Ve şimdi orada hizmet var. Fakat bu hainleri, hırsızları görevden alınca tabii ki HDP'liler bazı çağırdı. Umurumuzda değil. Onlar Kandil'in sözcüsü zaten. Ama bizim ana muhalefet bas bas bağırıyor. Tek adamlık başladı. Diktatörlük devri geldi. Oyla iş başına gelen adamlar görevden alınırdı. Ya ne demek böyle bir şey mantık olabilir mi? En sonunda mecliste çıktım dedim ki niye bağırıyorsunuz ya? Ben de 5 kere seçildim. Hem de sizin ömrünüzde göremeyeceğiniz, rüyanızda göremeyeceğiniz oylarla. %70'lerle, %60'larla seçildim ben. Çok şükür. Allah razı olsun. Ama hemşehrilerim bana bu oyu suyumuzu doğru tat kardeş. Otobüsümüz çalışsın. Parklarımızı yap, yollarımızı yap. Hizmet et diye verdi. Parayı çal da Kandil'e gönder diye mi verdiler dedim bu. Bir belediye başkanının seçimle iş başına gelmiş olması ona para çalma hakkı verir mi? Öyle bir şey olabilir mi? Kandil'deki teröristlere destek verme hakkını verir mi? Arkadaşlar bir şeyi net ortaya koymamız lazım. Terör bir insanlık suçudur. Bütün dünyada böyledir. Dini olmaz, imanı olmaz, mezhebi olmaz, ırkı olmaz. Bunu kim yaptı? Herkes lanetlemeli bunu. Ama şimdi hesap var ya, seçimlere doğru gidiyoruz. HDP'nin oyunu almazsak olmaz. O yüzden hesap var, kitap var. Selahattin'i de gidip ziyaret edeceğiz. Sonra Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağız diye de vaatta bulunacağız. Oraya da selamlar çakacağız. Lanet olsun böyle bu oya ya. Haram oy olmaz olsun. Lanet olsun ya. Lanet olsun böyle bu oya ya. Sonra arkasından Kemal Bey en son seçim bildirgesini okurken yerel yönetimler özellikle şartlarını tanıyacağız dedi. Şimdi buradaki arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu bunun ne demek olduğunu çok farkında olmaz. Çünkü meslekleri değildir, işi değildir. Ama yıllarca belediye başkanlığı yaptı. Yerel yönetimde özellikle şartların ne olduğunu ezbere bilir. Avrupa'nın bize dayattığı ve direttiği şartların ne olduğunu biliyorum. Arkasından neler geleceğini de biliyorum. Eskiden Türkiye bunu kabul etti ama 9 yerde şerri var, ciddi. İkisini biraz yumuşattı, 7 yerde ciddi şerri var. Şimdi tamamını olduğu gibi şerrsiz olarak kabul edeceğiz demek, ey teröristler, Çukur eyleminde haklısınız, öz yönetim ilan edebilirsiniz, yurt dışıyla temasa geçebilirsiniz, onlarla bir araya gelebilirsiniz, sizin üzerinde vesayet yok ve denetim yok demektir. Bu nedir ya? Bu nasıl bir şeydir ya? 3 tane oy alacağım diye Türkiye'yi nasıl bölmeye kalkarsınız siz? Üstü kapalı ve cilalı sözlerle bunu nasıl söylersiniz ya? İçim yanıyor vallahi. Böyle bir şey olabilir mi? Sonradan, en sonunda daha da sonra anladık ki Temel Paşa'nın apoletlerini sökeceklermiş. Temel Paşa'nın apoletlerini sökmek isteyenler bütün dünyadaki bizim düşmanlarımız. PKK örgütü. Niye? O yiğitlerimizin başındaydı. O aslanlarımızın başındaydı. Dünyanın parmak ısırdığı bir harekatı orada idare etti. Hiçbir sivile zarar vermedi. 10 yıldır Amerikalıların yaptığı tahkimatları başına geçirdi. Ve orada Elbap'tan Münbiş'te şu ana kadar gördüğümüz en güzel harekatı yaparak en az şehitle ülkemize tehdit oluşturan unsurları temizledi. Bu adamı alnından öpmek lazım. Alnından öpmek lazım bu adamı. Siz şimdi onun apoletlerini sökeceğim diyorsunuz. Vay size vay. Değerli arkadaşlar hakikaten bu seçimlerde belki dışarıda konuşacak birçok olaydan daha ziyade bu ülkenin şu tehditlerini konuşmak lazım. Ben bir gün olsun dışımızdaki 3 tane adamdan, beyefendiden hanımefendiden öyle söyleyeyim. Ben FETÖ'yle şöyle mücadele edeceğim diye duymadım. Ben PKK'nın canını okuyacağım. Bu milletin başına bir daha bela olamayacaklar diyeni duymadım. Duyduysanız lütfen bana da söyleyin. Selahattin'e özgürlük. Selahattin de zaten dün Apo'nun heykeli dikeceğim diyordu. Evet özgürlük diyordu ona. Sonra iç savaş kışkırtıcılığı yapıyordu. Hükümete karşı ayaklanma çağrısında bulunuyordu. Efendim seçilmiş adam niye hapiste? Bakın arkadaşlar biraz hafızamızı yoklarsak çok çabuk anlarız. Dokunulmazlıklar konuşulurken. Daha önceki geçmiş 10 sene içerisinde CHP dokunulmazlıkları kaldırın. Kaldıramazsınız tabii AK Partililer. Sizin bir sürü suçlunuz var, hırsız var, yolsuz var, uğursuz var. Kaldırın da görelim diye nara atmıyor muydu? Evet atıyordu. Bir gün dedik ki madem o kadar çok konuşuyorsunuz, kendinize güveniyorsunuz gelin. Dokunulmazlıkları kaldıralım. Kim suç işledi bitsin yargı. Milletvekilinin bitmesi beklenmesin. Şaşırdılar. Emin olun parti birbirine girdi. Sabahlara kadar toplantı yaptılar. Şimdi 10 senedir söylediklerini ya yalayacaklar ya da
gönülsüz kerhen evet diyecekler. Yarısı geldi, yarısı gelmedi, gönülsüz, gönüllü, kerhen derken dokunulmazlar kalktı. Ne aratıyordunuz yani? Sonra suç işleyen hesap veriyor şimdi. Ver kardeşim hesabını. Sen iç savaş çağrısı yapmışsın. Sokağa çıkan köpekler, PKK'lı katiller 53 kişiyi şehit etmişler. Kurban derisinden topladığı paralarla et edip sonra da o kurban etlerini dağıtan küçücük Yasin börüleri paramparça etmişler. Hesabını vermeyecek misin? Hesabını vermeyecek. Vereceksin kardeşim. Dün Şükrü Bey niye ceza almıştı biliyor musun? 95 senesinde, 97 senesinde. Şöyle bir nutku vardı. Ey Müslümanlar, içinizde kini eksik etmeyin. Bir cümle. Ondan dolayı sokaklarda eylemler olmadı. Sonra kendisi de pişman oldu ama o günkü bizim parti yapılan baskıdan dolayı bunalmıştı. Sıkışmıştı, canı da sıkılmıştı. Artık şurasındaydı. Biz psikolojisini biliyoruz. Çünkü hiçbir işimiz görünmüyordu. Döndü bizim oradaki insanlara, partimize hitap ederken hitap tarzında ey Müslümanlar diye hitap etti. Şurada ben de ey Müslümanlar derim. Ne var ya? Herkes Müslüman elhamdülillah. İçinizdeki nefreti ve kini eksik etmeyin dedi. Bu kadar. Belediye başkanlığını aldınız mı? Aldınız. Hapse attınız mı adam biraz? Attınız. Bak bu kadarcık bir sözcükten dolayı. Hiç kimse zarar görmediği halde. Bir zulüm ettiniz mi ettiniz? Şimdi insanları sokağa çağırıyorsunuz. 53 kişi ölüyor. Hesap sormayalım mı arkadaşlar? Parayı çalıyorsunuz. Kandil'e gönderiyorsunuz. Hesap sormayalım mı bunlardan? Tabii soracağız bunlardan hesap. Tabii soracağız. Bu iş memleket meselesi.